Evet arkadaşlar, bayramın 3. günü ufak tefek işler vardı. Aynı günde iki makine buraya gelmiş. Bu araba sizin mi? Bizim. İki makine buraya gelmiş. Bir de İstanbul'dan diğer ülkemiz nereden geliyor? Çarşamba. İstanbul'dan geliyorum. Bütün videolarını izliyorum. Videolarını izleyerek motor tamiri yaptım kendim. Gelmekten sıkılmadın değil mi? Evet. Sıkılmadın. Hatta kabaca bir şelaleleri var. Oraya da bir işlem güzel olur. Orası da. Ondan sonra güne bir makine vides ön şanzıman boğdurmuş. Bunun da silindir kapağı. Dumanı eritiyormuş. Onlara bakacağım. Bir de şunun da üstünün pistonu değiştirdim. Ufak tefek işleri yaptım. Şimdi yoğun yağmur yağdığı için bayramcılar fındık gibi biçmeleri bayram gününe ayarlamışlar. Şimdi 3 gün boyunca kapalı tutsam bu sefer bayram bitti mi burayı basacaklar. Bazı işleri, elimdeki işleri bitireyim dedim. Elimdeki işleri bitireyim dedim. Ben de orada değil mi? Gel. Bir gari içelim. Tamam. Çektin mi? Ben de seni çektim. Ben seni hem YouTube'de hem de ufacı bu kanalımda paylaşırım. Evet, izliyor seni sürekli. Ama ne zaman bilmiyorum, söz veremem. Yarın akşam olur, diğerki gün akşam olur. Hadi tekrardan teşekkür ederim uğradığınız için. İncelikler. Evet arkadaşımız Kocaeli İzmit'ten, yani abimlerimin orada CNC büyük makinelerde çalışıyormuş, bir ziyaret edeyim demiş. Bir de Kabaceviz şelalelerini hiç ziyaret etmiş. Buraya gelmelerden ince güzel bir incelikti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Garanti. O kola bastığın zaman gider. Hayır. Saldığın zaman direkt duruyor. Stop etme özelliği yok. Stop etmiyor. Kullanmayı biliyorsun değil mi? Çalıştır istersen sen harnusta şeyi çekenden sonra. Garanti belgesini çektikten sonra. İşte ben servis bir şey yaptın mı sana soruyor, sana soruyorlar, daha mı oluyor yani? Şimdi yapacağım, göstereceğim. Giriştirmeye başlıyor. Abi başlıyor. Ondan sonra bir de yolu bulup bakalım. Ve en başta R bir kere geri çıktım, tamam. Ondan sonra İki defa sıvı yağla yağlarsın. Ben arada bulamıyorum. Ha, orada yağ çubuğundan parmağımı ıslatıyorum, sürüyorum. Ha, o şekil tamam. Bu da fazla yüksek olmuş galiba. Arabaya batmasın diye. Sökeriz onu ya. Tekerde bir pimle çıkarabiliyorum. Tek pimle. Bakalım. Şimdi geri geri koyuyor, geri geri koyuyor, geri geri. Şöyle yapalım. Ha. Biz direksiyona geçelim.
bıçakları duruyor mu? Çağlara bakar bak, çağ bakma çağ. Ters olur olur. Doğru. Ters dönüyor. Bu yana tamam. Bakayım. Bu doğru. O da doğru mu? Doğru. Tamam doğru. Baktın doğru. Mı? Üç üç kısmı doğru ha. Yanlış olmasın diye. Gel bakayım. Al bu. Oo, üstü üstü. Bu bayağı yüksekmiş ya. Olmadı galiba. Evet. Çakları hep sökelim değil mi? Sökelim. 10 santim iniyor 10 santim. 13 lokma. 13 lokma. Tamam bir de resim çekelim böyle yine. Evet oradan gelen misafirlerimizi yol etme vakti geldi. Ne oluyor? Neyse arkadaşlar termeden değerli takipçimiz babası da tamirat ustası motor testleri tırban yapıyor. Babası da gelecekti ama benimki bu oda yoğunmuş. Oğlu arkadaşlarıyla beraber gelmiş Toros'a yükledik. Bitti. Evet arkadaşlar. Saat 8'e geliyor neredeyse. Yine ordudan bir takipçim geldi. Bir de öğlen durup piston seti, silindir seti soruyordu. Piston setini, silindir setini orduda bulamamış. Akkuş tarafından geliyor ama orduda bulamamış. Yani burası köy bakın arkadaşlar. Şimdi eğer bir testere motor veya bir ürün satıyorsanız, bir bayiyseniz ayrıca bunun yedek parçasını mutlaka bulundurmalısınız. Bulundurmalısınız ki ürünü sattığınız müşteriler mağdur olmamalı. Bakın bende bir sürü var. Bir tane de orduya verdim. Orduya. Değil mi? Aynen öyle, doğru. Bir de abimizin sehpası kırılmış. Onu kaynatıyoruz. Evet. Saat 8 oldu. Burada var. Bunu şanzımanını yeni tamir ettim. Şey balata saplaması kırılmış. Kovanı delmiş. Yağ akıyordu. Onu tamamladık. Bunun marşlamasını yapacağız. Değil mi? İşte oradan gelen arkadaşımız bu. Neyse. Dedim ki zaten firma sana adresine gönderip dönü falan dedim. O da acil lazım dedi. Gelmiş buraya kadar arabasıyla. Beni bulmuş köyden. Tamam. Doğru. Doğru söylüyorsun abi. Yok o orada buram buraya gelmiş. Buraya gelmiş. Burası köy. Parçayı buldu. Kolay gelsin. Neyse hayırlı olsun. Sonu da hallettin. Eyvallah. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Bayramcıların çoğunun bugün de gidecekler. İşler normale dönüşür inşallah. Bayağı yoğun oldu. Yoğun geçti. Bayağı yorulduk. Ondan sonra mısır tarlasının aradaki mısırları yoğurdum. Yani sık olan yerlerdekileri itiraf edeyim. Hayatta ilk defa mısırların arası yakınla olanları yoğurmuş oluyorum. Neyse. Şimdi eve gideceğim, dinleneceğim. Pazar günü geldim çünkü cumartesi gününden kalan işler vardı. Onları yaptım, bazılarını teslim ettim. Şimdi doğruca eve gidiyoruz. Şimdi emmi oğlum evinde çalışma var galiba. Gidip bir bakalım. Usta da gelmiş buraya. Havadan kapıdan iyi. Örtelim inek girmesin. Salata galiba. Bunlar da domatesleri ekmiş. Ben biber ekmiş. Mamdan domates ekmiş. Hayvan gübresini de sermişler. Hayvan gübresi avantajı var tabi. Buralarda biber fideleri, domates fideleri yapmışlar. Böyle güneş almadığı yerde böyle biber büyüyormuş bu. Büyür değil mi? Biber büyür. Mısırlar genel büyümüyor ama bunları bilmiyorum. Benim dükkanın altında da var. Çatıyı da çabuk bitirmişsin maşallah bir günde. Amcaoğlunun evinde
biraz soğuk içecek içtik, laf ettik tabii. Sağlık durumunu ihmal etme diyor, doktora git diyor. Şu yoğunluk biraz ortadan kalksın, inşallah gideceğim. Bu ara babam gelin gelmesi de yakın. İnşallah hayırlısıyla gelirler. Evi de çok güzel konumda. Komşu falan yok ya, ne güzel yeşilliğin içinde. Evet arkadaşlar, hayatta ilk defa üzüm yaprağı topluyorum. İşin püf noktasını bilmiyorum ama parmakla kesilebiliyor. Kolaymış. Demek ki bir avucuna birkaç tane sığdırabiliyorsun. Ama ayrıca ütüyü bozmamak gerekiyor galiba. Bunların kara üzümleri oluyor. Çok güzel ama kara üzümlerini yerken kabuğunu yiyemiyoruz. Babam ise komple yiyor. Biz içini yutuyoruz. Çocukken hep öyle yapıyorduk. Ağaçlara çıkıp tırmanıp kara üzümler yerdik. Tabii eskiden kara üzüm çoktu. Şimdilerde bakın şu inşaat alanlarını görüyorsunuz. Hemen şu kameranın tam hizasında iki tane dev ağaç vardı. Şu direğin tam hizasında aşağıda iki tane dev ağaç vardı. Şimdi hiçbir şey kalmamış. Yeşillik gitmiş, betona dönmüş buralar. Tabii her ağaçta bir üzüm saçağı, üzüm vardı. Ağaç ne bileyim, ağaç 100 metre uzunluğunda vardır belki de. O şekilde üzüm saçağı ağacı sarıp yukarıya çıkıyordu. Belki bizlerden sonra buralar ne hale gelir hiç bilmiyorum. Tabii biz de ilgilendirmez bundan sonra. Küçük yaprakları var, büyüklerini alayım. Dolmayı seviyorum. Seviyorsam toplamasını da bileceğim tabii. Evde çocuklar var. Bol bol dolma yerler ama toplamayı maalesef bilmiyorlar. Yemeği çok kolay çünkü. Bayağı toplamışım maşallah. Bu kadar arası yiyeceğim kadar toplamışsam yeter. Bir de bunu demetlemek kaldı. Düz demetlemek. Hayırlısı. Bu çiçekler de kurumuş galiba. Sulamamışlar.
Tam ortadan bir tane çak. Yavaş ya. Ver bakalım. Kaç kaç. Odunu yeni kesilen yerden kesmeye çalış. Eski kesilen yerden değil. Vur bakalım ya, yandan vur. Bir türlü abi, tutacaksın. Saplığı kıracaksın. Bak yarısını kıracaksın. Ya ver şimdi, şunu ver bana. Ver şunu, bir şey bilmiyoruz. Aynen şöyle bir açın şuralardan. Bir tane vurup kırayım mı? Allah Allah. Hülya! Şey var mı lan Kelber? Efendim. Kardeşin uyuyor. Yok ya. Uyuyorsa uyansın. Günler az mı geliyor? Şöyle şakırmasın böyle. Ne var yani? Erfar nerede boğdurdun gelin? Bebek mi var? Bir vurmaya bir. Tek vuruşta. Sallaya orada uyumaz lan. Oğlum kırdım lan versin. Lan baltamı sapını kırarsınız. Çevir çevir. Ağladığı zaman şey yapacaksın. Ağzını battın. Hülya yok mu bu evde? Şeker şerbeti var mı lan? Vardır bilmiyorum. Burada Mehmet sizin öyle güzel büyük balta var ki. Oğlum yeter, yeter, yeter. Ama da akılıyor. Ah gençlerim, ah benim. Aferin, ben de öğrendim işte. Burası. Hülya yok mu yerde? Ya ya ya. Hülya geçer Gül. Aşağıda yok mu? Şerbet var şu şeylere, dünkü çocuklara şerbet vermez. O arı birisi az zaten.
At. Olur lan. Kesmeyin kendini. Ha? Şşş. Al da oraya tamam. Al oraya. Islak bu. Kendin biter ben. Bir şey olmaz. Al sen koy.